Arkadaşım merhaba, kanalıma hoş geldin. Ben Seyit Hocam. Sayılar kısmı üzerinden devam ediyordum. Sayıların son kaldığım yeri burasıydı. Ben hemen vakit kaybetmiyorum ve kaldığım yerden devam ediyorum. x ve y birer doğal sayı olmak üzere x kare eksi y kare 19 olduğuna göre 3x eksi 2y ifadesinin değeri kaçtır demiş. Şimdi aslına bakarsan bu soruyu ben böyle değil de bunun yerine şöyle vermeliydim. En azından bu noktada. x eksi y çarpı x artı y eşittir 19 şeklinde vermeliydim. Şimdi bu neden? Çarpanlar ayırma ile alakalı bir başlık var. X kare eksi y kare ya da adı 2 kare farkı olan bir özdeşlik var. Çok önemli bir özdeşliktir. X kare eksi y kare farkı iki sayının ikilerin altında yazan sayıların farkıyla toplamasının birbirleriyle çarpımı da bulunur. Ha bunu biliyorsan ki zaten sana sorulacağı zaman soru bu şekilde sorulacak. Bunu kullanarak bu şekilde yazman gerekirdi. Ben direkt senin adına yazdım x kare eksi y kare farkı x eksi y çarpı x artı y 19'u. Şimdi bak bu sorunun yorum kısmında ne yapmak gerekiyor? Şimdi iki tane bilinmeyen var x ve y. Benim iki tane eşitsizlik eşitlik yazmam lazım ki çözme, çözebileyim. İki tane sayı. Burada x ve y'nin ben birer doğal sayı olduğunu biliyorum. Bu doğal sayı yazıyor olması çok önemli. İkincisi de iki tane sayının çarpımı 19 olsun istiyorsun. Şimdi düşünsene çarptığınız zaman 19 eden iki tane sayı söyle desem. Bunlardan biri 1'dir, biri 19'dur. Peki hangisi bir? x ve y'nin doğal sayılar olduğunu bildiğime göre çıkarma olan 1'dir, toplama olan 19 demektir. x eksi y dediğin sayı 1 olmalı dedik. x eksi y 1 x artı y dediğin sayı ise 19 olmalı. Şimdi farkı 1 olan toplamı 19 eden iki tane sayıyı kafadan da bulursun. Ya da bunları taraf tarafa toplarsın. Y'leri topladığınızda birbirlerini götürecek şekilde yazdığınız zaman 20. X de buradan 10 yapar. X eşittir 10. E toplamlarının da 19 olduğunu bildiğime göre Y sayısı 9 yapar. Benden istediği şey 3X eksi 2Y'nin değeri olduğuna göre 3 çarpı 10 eksi 2 kere 9 diyorum. 30'dan 18'i çıkardığın zaman da geriye 12 kalır. Cevap B şıkkı olur. Sonra TET 2017 sorusu. 18 sorusu. Aşağıda 12 kalem ve birden 9'a kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 9 topun görünümü verilmiştir. Şekilde her bir kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından daha büyüktür. Buna göre yukarıdaki şekilde B sayısı A sayısından büyüktür demiş. Buna göre A, E, G toplamını bulun da görelim demiş. Şimdi burada kalemin yazan ucunun ya yani sivri ucunun daha büyük sayıyı gösterdiğini diğer ucununsa daha küçük bir sayıyı gösterdiğini bildiğime göre bak. Burada F noktasına F sayısına F'nin olduğu yerdeki sayıya baktığın zaman hep bu kalemin ucu diğer taraflara doğru baktığına göre sanki F en küçükmüş gibi görünüyor. Diğer taraflara doğru giden sayılar hep daha büyük olacağına göre F ucu daha küçüktür diyorum. F'nin olduğu yere zaten birden 9'a kadar sayıları yazmam gerektiği için F'nin olduğu yere ben 1'dir diyorum. Buraya 1'i yazdım. Şimdi buraya 1'i yazdıktan sonra devamında ya gidip de C'yi 2'yi yazarsam bak C sayısı B'den de büyük. Kalemin ucunun baktığı yerde duruyor. O halde ben buraya 1 dedim. Şuraya 2 desem H sayısına 3 diyorum. Sonra E sayısına 4 dediğin zaman Diğer taraftan sıkıntı olacak. Çünkü E sayısı B'den, özür diliyorum. E sayısı D'den de büyük, E'den de büyük. Buradaki 3'ten de daha büyük olmalı. O halde 3'ü buraya yazdım. Ben şuraya 4 yazıyorum. Sonra buraya 5 yazsam, E'nin olduğu yere 6'yı yazsam, A'nın olduğu yere 7'yi yazsam, şuraya da 8'i yazıp buraya da 9'u yazdığım zaman Hemen hemen hepsi tutuyormuş gibi görünüyor. Kalemin ucunun baktığı yöndeki sayıların tamamı diğerlerinden daha büyük. O halde istediğin şarta karşılık gelen sayılar bunlar oluyor. A sayısı neredeydi? 7. E sayısı E'nin olduğu yer 6 zannedersem şuraydı. E'nin olduğu yer evet burası. Şurası 6. Bir de G sayısı demiş. G'nin olduğu yerdeki sayı da G neredeydi? Ha 4. Bunların hepsini topladığınız zaman da 7, 6, 4, 10, 7 yapar cevap E şıkkı gelir. TYT 2018 sorusu. Geçtim benden bir soru. X, Y, Z birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. 3X artı 2Y artı Z eşittir. 86 olduğuna göre toplama en az kaçtır demiş. Bak şimdi. 3 tane değişken var. X, Y, Z. Bu toplamın en az olmasını istediğime göre sayıları nasıl seçmeliyim? Bak öğrenci ilk başta şunu deniyor genellikle. 3x artı 2y artı z eşittir 86 ise ben x'e bir 1 vereyim diyor. Ver. Tabii ki verirsin. x'e 1'i yazarsın. Sonra y'yi de 2'yi yazarım diyor. E burası 3 kere 1'den 3. 2 kere 2'den 4 dediğin zaman 3 artı 4'ten 7. E 86 edebilmesi için 7'nin üstüne eklediğin sayının 86 olabilmesi için 79 gerekir. Bak burada bir hayli büyük oldu. Bunun sebebi ne? Bunun sebebi aslına bakarsan x'in yerine yazdığım 1 değeriyle alakalı. Bak burada eğer x'in yerine 1 yazmak yerine daha büyük bir sayı yazsaydın bir de 3 ile çarpıldığı için daha da büyük büyük çıkacağından buradaki x'in yerine 1 değil daha büyük mümkün olan en büyük sayıyı yazayım ki x'e büyük sayıyı verdiğinde bir de 3 ile çarpınca daha da büyük çıkar. Dolayısıyla y ve z'yi az pay kalır x'in yerine en fazla ne yazarım? 3 ile çarpıldığında 86'ya yakın ne olabilir? 24 desen 72, 27 desen 81, 28 desen 84. Bir deneyelim bakalım. 28 yazsam 3 kere 28, 84 olur. Buranın ise 2 olması gerekir. Peki 2y artı z'nin 2 olabilmesi mümkün oluyor mu? Bak şöyle bir değer vermeye çalışalım. Şuna 1 desem, y'nin yerine zaten pozitif tam sayı dediği için en az 1 veririm. Versem versem daha başka sayı yok. O halde z'nin 0 olması gerekir. Sayı buradan sağlamıyor. Peki e, y'ye 0 diyeceğim. Y'ye zaten 0'dan 0 da veremiyorsun. Çünkü pozitif tam sayı demiş. O halde burada ben... X'in yerine 28 alarak bir halt bulamadım diyorum. X'in yerine 28 değil 27 diyorum. X'in yerine 27'yi yazdığın zaman 3 kere 27'den 81 olur. Burasının ise 5 olması gerekir. 86 edebilmesi için. 2Y artı Z'nin 86 olabilmesi için zy sayısına 1 Z'ye 3 diyebilirsin. Ki bunun yerine şunu desen daha da güzel olacak. Y'nin yerine 2 desen z 1 olur bak. Az önce 1'e 3 dediğim zaman toplamları 4 yapıyor. 2'ye 1 dediğim zaman 3 yapıyor. Daha küçük ben zaten en küçük olanını arıyorum. O halde buradan 3'ünün toplamı 27, 1 ve 2 toplandığı zaman aşağı yukarı 30 yapar. Cevap da 30 olur. Eğer bak Soru şöyle gelseydi en az değil en çok diye sormuş olsaydı bu durumda yapılacak şey de şu olurdu. X artı Y artı Z'nin en çok olabilmesi için az önce ben bunu yaptım aslında. X'in yerine 1 yazarak demin ben bir işlem yaptım ya. X'e 1 yazarsın küçük alırsın. Y'ye 2 alırsın küçük alırsın. O durumda Z zaten yanlış hatırlamıyorsam 76 gelmişti. İşte bu durumda bunların alabileceği en büyük değere ulaşmış. Yani 79 bulmuş olursun ki bu alabilecekleri en büyük değer olur. Diğeri TYT 2020. Bir para çekme makinesi istenilen miktarda parayı 5, 10 ve 20, 20 50 ve 100 TL değerindeki Kağıt paralardan en az sayıda kullanarak vermektedir. Her kağıt paradan yeterli sayıda bulunan bu para çekme makinesinden Ahmet, Buse ve Cansu lira para çekiyor. Para çekme makinesinden Ahmet, Buse ve Cansu'ya verdiği kağıt para sayıları sırasıyla PA, PB, PC olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur demiş. Bak burada en az sayıda parayı vermeye çalıştığına göre bir makina yani 5, 5, 5, 5, 5 verse 5'er lira adam vermiş olsa çok para yapar. Burada en az sayıda parayı vermek istediğine göre makine 495 lirayı alan Ahmet'e şöyle bir ödeme yapması gerekir mümkün olduğu kadar büyük parayı tek seferde vermeli. Peki bu bankamatik'in verdiği en büyük para kaç lira? 100 lira. O halde Ahmet'in parasını öderken 100 liralardan 4 tane öder 400 lira yapar. Sonra 50 liralardan bir tane öder 450 lira yapar şurası. Geriye 45 lirası daha kaldı. 45 lirayı öderken de 2 tane 20 lira verir. Sonra 490 yaptığı için geriye kalan 5 lirayı da bir tane 5 lira olarak verir. Yani Ahmet'e ödenen toplam para sayısı 4 lira buradan, 1 4 tane oradan, bir tane buradan, 2 buradan, bir tane de 5 lira verdiği için 4, 1, 5, 7, 8 oluyor. Ahmet'in aldığı para sayısı 8. Yani PA dediğin sayı 8 oluyormuş. Sıra geldi Buse'ye. Buse kaç lira alıyordu? 265 lira. 265 lira ödeyen bankamatik önce 100 liralardan 2 tane verir. Sonra 50 liralardan 1 tane verir. 150 lira yapar. Geriye 15 lirası kaldı. Onu da şöyle öder. 10 liralardan 1 tane, 5 liralardan 1 tane. Yani 2, 3, 4, 5. O halde Buse'nin aldığı para yani PB 2, 3, 4, 5 al. 5 tane para almış demektir. Son olarak da Cansu var. Cansu da 550 lirayı alacak. 550 liraya alırken de makine ona 100 liralardan 5 tane 50 liralardan bir tane yani toplamda 6 tane yani PC eşittir 6 tane para vermiş olur. O halde istediği şey en büyük sıralaması isteniyordu benden. En çok parayı en çok adette parayı burada Ahmet alır. Sonrasında PC en az parayı ise en az adette parayı ise PB alır. B, C, A olması lazım. Yani cevap D şıkkı gelir kardeşim. Devam ediyorum. LYS 2013. Bu biraz ağır, sert bir soru. Çözümü için yapılacak işlemi görmek biraz zor olabilir. ABC sıfırdan farklı sayılar. Ve A artı B artı C eşittir. AB olduğuna göre ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bak. Burada şimdi değer vereyim desem bunlar reel sayı olduğu için uygun değere karar verip bulmak biraz zor olabilir. Ha deneme deneyerek yapılmaz diyemem. Ama uygun sayıya karar vermek biraz sıkıntılı olabilir burada. Şöyle bir çözüm yapılabilir. Başka türlü çözümler de olabilir. Yani öğrencilere ben genelde sorduğum zaman bu soruyu İlginç çözümler de çıkıyor ama hani biraz daha uzun olabiliyor. Neticede işlemi yaptığınız zaman bir hali yola geliyor soru. Şöyle bir şey olabilir. Bak şu sağdaki üçünde C'ler ortak. A, B dursun. Üstüne çizdiğim 3 adamı C parantezine alıyorum. A, B ve C kaldı. Bölü alt tarafta A, B, C var. Yukarı tarafta A, B artı C çarpmak. Buradaki A artı B artı C'nin A, B olduğunu biliyormuşum. O halde burası C çarpı A, B. Bölü A, B, C olur. Pay kısmında A, B'ler ortak. Bunu AB parantezine aldığınız zaman yerinde bir kalır. Öbürünü AB parantezine aldığınız zaman C kalır bölü A, B, C. A, B'ler gittiği için de geriye C artı 1 bölü C kalır. Bu da sorunun doğru cevabıdır. Anlaştık mı arkadaşım? Devam. Sonra birden 100'e kadar numaralandırılmış 100 birim kareden oluşan aşağıdaki tabloda bazı kareler boyanacaktır. Numarası çift olan kareler sarıya yazalım. Yani çift dediği 2'nin katı olanlar sarıya. Sonra 3'ün katı olanlar kırmızıya. 5'in katı olanlarsa maviye boyanacak diyor. Bir karenin turuncu olması için o kare yalnızca sarı ve kırmızıya boyanmalıdır da demiş. Buna göre taboda turuncu renkte kaç birim kare vardır diye sormuş. Şimdi biz burada turuncu renkleri aradığımıza göre ve turuncunun da sarıyla kırmızı olduğunu soruda söylediğine göre biz hem 2'nin katı hem de 3'ün katı olan sayıları seçeceğiz demektir. Turuncu olabilmesi için. Burada neler var? 2'nin ve 3'ün ortak katı olan sayı 6, 12, 18, 24, 30 böyle böyle gidecek. Zaten 100'e kadar gideceğim için en son sayı bunu söyleyeceğim birazdan dursun. Bir de bak böyle yazdığınız anda şunlar da var. 30 dediğiniz sayı hem 2 hem 3'ün katı bir de ama aynı zamanda 5'in de katı. Yani orası hem sarıya hem kırmızıya hem de maviye boyanacak iğrenç bir renk çıkacak ortaya. Turuncu olmayacak. O halde benim burada yapmam gereken şey bu 5 ile bölünen sayıları elemek. Peki bunları nasıl sayarsın? Ya aslına bakarsan 2 ve 3 ile bölünebilen sayıları parmak hesabı ile bile zaten çok uzun bir şey çıkmayacak. 2 ve 3'e bölünebilen sayıları yazarak bile yaparsın ya da şöyle bir şey yaparsın. Bir sayı 2'nin ve 3'ün katı ise 6'nın katıdır. Peki 1'den 100'e kadar altının katı olan sayıları nasıl ulaşırsın? İki tane yöntem var. Biraz daha büyüdüğünüzde anlatacağım. Ardışık sayılarla alakalı bir kısım var. Oradan yaparsın. Bu son terim eksik terim böyle artış miktarı artı bir diye bir formül var. Mutlaka duymuşsundur eş arası, arasında sohbet ederken. Burada onu yapabilirsin ya da şöyle yaparsın. Bak bu çok daha güzel. Son sayın kaç? 100. 100'ü git 6'ya böl. Niye? 6 ile bölünen sayılar arıyorsun. 100'ü 6'ya böldüğün zaman 16 kalır. Kalan 4 gelir. 4 değiş bir işin yok. İşte bu 16. Sen burada yazsan da 6, 12, 18, 24, 30, 36 diye devam etsen de sonunda varacağın nokta 16 tane sayı olduğu anlamındadır. Bak bunu bu şekilde kısaca bulabilirsin. 16 tane sayı var. Peki 5'in katı olanları nasıl ayıklarsın? Biz 2, 3 ve 5'in ortak katı olanları istemiyoruz. Bunları ayıklayacağız. Peki 2, 3, 5'in ortak katı olan ilk sayı kaç? 30. 30 var. 60 var. 90 var. 3 tane var. Yani bu 16 tane sayıdan 3 tanesi aynı zamanda 5'in de katı. O halde çıkar onları. Geriye de 13 tane kalır. Cevap da bu yüzden C şıkkı olur. Anlaştık mı? Güzel bir soru sormuşlar. Geçtim. Kümesinin en büyük kümesi ile en küçük elemanı en büyük elemanı ile en küçük eleman arasındaki fark 25'tir. Buna göre A kümesinin pozitif elemanlarının sayısı kaçtır? Ya bak genellikle öğrenci burada gördüğü zaman soruyu ne yapacağı ile alakalı çok bir şey bir, en başta çözüm üretmeye çalışıyor. Ya hiçbir şey göremiyorsan kümenin ne olduğunu bari yaz. Kümeyi yaz. Hiçbir şey yapmana gerek yok başka. Kümeyi yazıyorum. Bak A kümesinin elemanları şunlarmış. Enin ya ha bu arada ortak özellik yöntemi bu, bu kümelerin gösterimi ile alakalı ortak özellik yöntemi benim sana bunu açıklamam lazım tabii ki. Bu küme işaretinin altında yazan bak şu sarı kısım var ya noktalı virgül şey 2 nokta üst üsteye kadar gelen kısım n çarpı eksi bir üzeri n'lerden oluşuyor. Şu 2 nokta üst üste küme işaretlerinde öyle ki anlamına gelir. Ne demek öyle ki? n çarpı eksi 1 üzeri n'lerden oluşuyor. Öyle ki sen n'in yerine 1 yaz, 2 yaz, 3 yaz, 4 yaz, k neyse oraya kadar sırayla yaz demektir. Ben de burada kümenin elemanlarını belirleyebilmek için şöyle bir şey diyeceğim. Ama bak bir de örnek vereyim. Daha basit düzeyde bir örnek. Mesela A kümesi şöyle olsun. X'lerden oluşuyor. Öyle ki X asal sayı mesela. O halde bu kümenin elemanları neler olur? 2, 3, 5, 7, 11 diye devam eden kümelerin elemanlarının tamamı kümenin elemanı olur. Burada n'in yerine sırayla sayı yazıyorum. n'in yerine sırayla sayı yazdığın zaman n'e 1 yazıyorum. 1 çarpı eksi 1 üzeri 1. Sonra n'in yerine 2 yazıyorum. 2 çarpı eksi 1 üzeri 2. 3 çarpı eksi 1 üzeri 3. 4 çarpı eksi 1 üzeri 4. Bu şekilde yaz 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 devam ettiği yere kadar git. Bir yerde zaten bitiremiyorum çünkü k'yı bilmiyorum. Kümenin elemanları bu şekilde. Yani kümenin elemanları Eksi 1 artı 2. Eksi 3 artı 4. Eksi 5 artı 6. Eksi 7 artı 8 diye böyle gidiyor. Yani tek sayılar negatif çift sayılar pozitif oluyor diye söylüyor. Diyor ki bana bu kümenin en büyük elemanı ile en küçük elemanı arasındaki fark 25'tir. İyi de böyle böyle yazdığın zaman sonsuza kadar gitmemesi lazım. En büyük elemanı ile en küçük eleman arasındaki fark 25 dediğine göre mesela bu kümedeki son eleman 8 olabilir mi? Bak bunlara bu küme eğer 8'de bittiyse en büyük elemanı 8, en küçük elemanı eksi 7 demektir. O halde aralarındaki farka bak. 8 eksi eksi 7'den 15 oluyor. İyi ben 25'i arıyorum. Demek ki burada bitmiyormuş bu küme. Daha devamı var. Yazalım. Yaz 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 bu şekilde gel gel gel. Mesela eksi 10, 11 var. Pardon özür dilerim. Artı 10, eksi 11 var. Çiftler çünkü pozitifti. Artı 10, Eksi 11. Aralarındaki farka bak. 10 eksi eksi 11 21 yaptı. Yetmez. Devam. Artı 12. Eksi 13. Şu ikisine bir bak. Artı 12 ile eksi 13. 12 eksi eksi 11 olduğu için 25 de olduğu için en büyük elemanla en küçük eleman arasındaki fark. Demek ki bu kümenin son elemanı eksi 13. O halde K sayısı eksi 13. K sayısı 13 demektir. Peki benden istediği şey ne? Pozitif elemanlarının kaç tane olduğuydu? Pozitif elemanlar kaç tane gelir? 2, 4, 6, 8, 10, 12. İşte bu kadar tane. Bu kadar tane ne kadar tane? 6 tane. Bu kümenin 6 tane pozitif elemanı var demektir. Sonra... Bir pozitif tam sayı olmak üzere ifadesi bir tam sayının karesine eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Bak bu da sert bir soru. Zaten baksana zorluk düzeyine. Ben 4 demişim buna. 5 üzerinden 4 ayarında bir soru. Soru zor. Zor dediğim biraz yani yorum gerekecek, işlem gerekecek. O açıdan zor. İfadesi bir tam sayının karesine eşit olduğuna göre x'in alabileceği değerler toplamı nedir? Bak bu sorudan ben kısmen benzer bir şey çözmüştüm. Başlarda çözmüştüm. Hatta şöyle bir tipi vardı onun. İlk videolara bakabilirsin. 5a artı 6 bölü a ifadesi tam sayı olduğuna göre a'nın kaç tane değeri vardır şeklinde bir soruydu. O. Bu da onun gibi çözülebilir. Onun gibi çözülecek özür dilerim. Şimdi bu adam bak 10x bölü x artı 3 dedim. Bak yapacağımız ilk şey hatırlarsan paydayı önce paya yazmaktı. Bak payda da x artı 3 var. Paydayı paya yazıyorum. x artı 3. Benim ifadem 10x ya. O halde 10x gelebilmesi için bir kere burada 10 olması lazım. 10x artı 30. Yani fazladan gelen bir 30 var. Onu da böyle modifiye ediyorum. Bak bu bunun aynısı. İnanmazsan sağ taraftaki pembe kalabalık ifadeyi düzenle aynısı çıkıyor. Ha bunu niye yaptım? Şu yüzden yaptım. 10 çarpı x artı 3 bölü x artı 3 eksi 30 bölü x artı 3. Şunlar gittiği için 10 eksi 30 bölü x artı 3 diyebilmek için yaptım. Peki bunu demek bana ne sağlayacak? Bunu demenin sana sağlayacağı şey tam sayı olduğunu biliyorum ya x artı 3'ün 30'u bölmesi gerektiğine karar vereceğim. Şimdi x artı 3'e ben uygun sayıları verdiğimde bir şey daha var. Bir şart daha var. Bunun bir şeyin karesi olmasını istiyorum. Bir sayının karesi olmasını istiyorum. Peki ne verebilirim? Ya ondan küçük sayılarla ilgili şöyle bir yorum yapabilirsin. Ondan küçük olan bir sayının karesi kim var? Mesela 9 var. Mesela 4 var. Mesela 1 var. Yani bak diyorum ki buranın bura Buranın 9 olabilmesi için 30 bölü x artı 3'ün 1 olması gerekir. 30 bölü x artı 3'ün 1 olabilmesi için de x'in 27 olması gerekir. İnanmazsan git x'in yerine 27'yi yaz bak. 30 bölü 31 10'dan 1'i çıkardın. 9. 9 bir sayının karesi mi? Evet karesi. O halde x'in yerine 27 gelebilir. Bu birinci değer. Sonra, bura dediğin adam, yani şura burası şurası, 4 olabilir. 4 olabilmesi için 10'dan ne çıkarırsan 4 kalır, e, pardon özür diliyorum, 10'dan ne çıkarırsan 4 kalır, 6. 30 bölü x artı 3'ün 6 olması gerekir. 30'u neye bölsen artı olur? 5'e. Paydası 5 olması gerekir. x'in bir de 2 olması gerekir. Oldu mu? Oldu. Bir tane daha var, bakalım o ne? 10'dan çıkardığınız zaman bir şeyin karesi olmasını istiyorsun ya bir tane daha değer var. O da 1. 1 bir de 1'in karesidir. Bir sayısı da 1'in karesidir. Yani burası dediğin yer şu kısım. Bura dediğin yer 1 de olabilir. Buranın 1 olabilmesi için 10'dan ne çıkarırsam 1 kalır 9. 30 bölü x artı 3'ün 9 olması gerekir. İyi de 30'u neye bölersen 9 çıkar tam sayı olan hiçbir sayı yok. 30'u neye bölersen böl. Tam sayı olmak şartıyla asla 9 bulamazsın. Yani buradan bir cacık çıkmıyor bize demektir. O halde x'in alacağı iki tane değer var. 27 ve 9. Topla gel. 27 ve 2. Topla gel. 29 çıkar. Tamam mı? Soru zor. Bak zorluğun sebebinin ne olduğunu da bir bak. Bu soru sert bir soru. Ha ne zaman sorulmuş? Eski zamanda AYT'nin eski adı LYS. Lisans Yerleştirme Sınavı dediğimiz sınav zamanında sorulmuş. Sert bir soru olmuş. Bunun zorluğunun sebebi de soru tipini tanıyacaksın işlem yapabilmeyi bileceksin ve bu tipi uygun bir şekilde çözüp buna göre yorum yapacaksın. Birkaç aşaması olduğu için bu soru zor. Şöyle bir tane daha. Bu da bugünlük son sorum olacak. Diğer derse devam edeceğim artık. Bir asansör içinde yer alan kişilerin ağırlıkların toplamı yük taşıma kapasitesine göre uyarı vermektedir. Boş olan asansöre ağırlıkları 25, 40, 50, 60 ve 63 kilogram olan 3 kişiden hangi dördü binerse bilsin asansörün uyarı verdiği hangi üçü binerse binsin asansörün uyarı vermediği görünmüştür. Buna göre asansörün yük taşıma kapasitesi kilogram türünden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bak şimdi bu asansöre herhangi bir 4 kişi bindiğinde hep ötüyormuş. O halde asansörün herhangi bir kişi 4 herhangi 4 kişi bindiğinde hala ötüyor olması bu 4 tane insandan ağırlıkları toplamı en az olanlar biniyor olsa bile hala ötüyor demektir. Yani 25, 40, 50 ve 60 kiloluk 4 tane en hafif olanı bindiğinde hala ötüyor ise 90, 60, 100, 100 150, 175. Demek ki asansör 175 kiloyu bile taşıyamıyor demektir. Anlaştık? Asansörün taşıyabileceği ağırlık 175'ten daha az olmalı ki ötüyor. Bu asansörün taşıyabileceği ağırlığın 175'ten küçük olduğu anlamına gelir. Bu birincisi. Sonra diyor ki hangi üçü binerse binsin ötmüyormuş. O halde en ağır 3'ü biniyor olduğu bindiğinde bile hala ötmüyorsa demek ki 50, 60 ve 63 toplandığı zaman 173. Demek ki 173 kilo bindiği halde hala ötmüyorsa asansör 173 kilodan daha fazlasını taşıyor demektir. 175'ten küçük olacak dedik. 173'ten de büyük olacak dedik. Demek ki bu asansör olsa olsa tam sayı olarak 174 kiloyu taşıy taşıyabiliyor demektir. Şimdilik benden bu kadar. Artık bundan sonra sıra sende. Eğer dersi beğendiysen, derse ilgili görüşlerini, yorumlarını de paylaşmayı unutma ve kan kanalıma abone olup bildirim simgesine tıklamayı unutma arkadaşım. Bundan sonra gelecek videolarla ilgili bildirim almak için bunu yaparsan çok sevinirim. Kendine iyi bak. iyi çalışmalar diliyorum.